Ustalarım merhaba. Biliyorsunuz 25 gün önce YouTube kanalımız çalındı. Ciddi anlamda sarsıldım. Çünkü WhatsApp'tan yazdığınız zaman konuyla alakalı videolar atıyordum. İş yüküm düşüyordu. Yani anlatmakta büyük bir pratiklik kazanmıştık YouTube sayesinde. Ve 300'e yakın video yapmıştık, içerik hazırlamıştık. 300 tane videonun 150 tanesi doğal bakım kümeslerle alakalıydı. Müthiş bir rahatlık veriyordu bize. Ve de doğru bilgilendirmeyi çok hızlı bir şekilde yapıyorduk. YouTube kanalımız çalındı. Biz bunu içeriden yapıldığını düşünüyorduk. Yani Türkiye'den yapıldığını düşünüyorduk. Sonra da Rusya'dan çalındığını öğrendik. Tabii iş bittikten sonra öğrendik. Nasıl öğrendik? Hırsız bizim malımızı çaldı. Biz emniyete başvurduk bilişim suçlarına. Onlar da kaydımızı aldı. Dedik ki bundan sonra üretilecek içeriklerde bizim payımız yok. Çünkü kanalımız çalındı. Bu şekilde bilgi vermiştik. Ondan sonra emniyetin tabii bu konuyla ilgili bir araştırma yapılırken benim yeğenim devreye girdi. Aziz Yıldırım, meşhur yeğenim, benim video içeriklerimin birçoğunun altyapısını o hazırlar. Mesela ürettiğimiz ürünlerin birçok etiket çizimlerini o yapar vesaire. Bu konuda uzman. Bizim kafamız basmaz bu yaştan sonra. Neyse birkaç kişi devreye girmişti. YouTube kanalını alamadılar. Yeğenim dedi ki amca dedi benim sınav dedi haftam dedi bunları dedi halledeyim ben halledeceğim onu ama hiç umudum dahi yoktu yani cidden umudum dahi yoktu yani. Şimdi yani hackerlar var bunlara verdik bir de ekmek verdik şu kanalı bize geri alın dedik falan filan bir kısım paramız da gitti herhalde hoş olsun çocuklar da uğraştılar işin doğrusu emeğinin karşılığı iş bitmese bile öyle düşündük en azından. Şu telefon çalıyor onu bir durdurayım. Ondan sonra yeğenimin sınav haftası bitti vesaire. Amca ilgileniyorum dedi. Ondan sonra bir akşam aradı. Hadi gözün aydın dedi. Kanalı aldım. İnanın bana şok oldum. İnanın bana şok oldum. Yani üniversite okuyor. Kendisi Samsun'da. Yani biz hackerlara para verdik. Şu kanalı bize alın. Biz bundan ticari anlamda yararlanmıyorum. Yeminle YouTube kanalının geliri bile bir üniversiteli bir öğrenci kardeşimiz alıyor. Yani harçlık yapıyor kendine. Ben işin orasında değilim. İşin bilgi ve hızlı iletişim kurma, insanlara doğru bilgiyi videoyla atma tarafındayım derken şaşırdım. Ondan sonra tabii belli kimlik bilgilerini değişti yeğenim. Yeniden Gmail attı bana. Amca bu şekilde gir. Girdim baktım kanal ortada. Dedim yeğen nasıl oluyor bu işler? Ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Çünkü bu işin fetvazları var. Biz para verdik. Nasıl oluyor da ya yeğenim tamam grafikerdir, bilgisayarla çok haşır neşirdir, şudur budur, birçok çizimleri yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor vesaire ama dedi amca bu da bizim işimiz. Yapamayacağım bilgisayar üzerinde yoktur. Nasıl oldu dedi, dedi Rusya'dan alınmış. Bunlar kanalları alırlar, sonra içini boşaltırlar, sonra bunu başkalarına mevcut abone sayısına göre başkalarına satarlar. Yani direkt bireysel olarak İlyas Yıldırım olarak seni hedef alamadın ama bunlar çünkü kişiye bakmıyorlar. Yani kanala bakıp alıyorlar vesaire. Gerçekten hayret ettim. Yeğenimi buradan bir kez daha tebrik ediyorum. En kral Türkiye'de hacker diye geçinenlere ne derler? Papuç mu yalattı derler. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Aziz. İyi ki varsın Aziz. İyi ki benim yeğenimsin. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi artık korkmuyorum. Çalınacak bir şeyin dahi olsa korkmuyorum yeğenim. Seni alnından öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki hediyen de bizden gelecek inşallah. Bundan sonra güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Güzel içerikler yine yapmaya çalışacağız inşallah. Bu yola hep beraber çıktık. Allah nefes verdiği sürece iyi içerikler yapacağız. Beğenin. Beğeniler, yorumlar kanala artı getirir. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden yeni içeriklerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.